Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere çok hafif olduğu için Ramazan aylarının vazgeçilmezi haline gelen güllaç tarifi vereceğim. İsterseniz hemen güllacımızı yapmaya başlayalım. Ben bu tarifimde toplam 8 tane güllaç yaprağı kullanacağım için her yaprağa 1 su bardağı süt kullandım. Yani 8 tane güllaç yaprağına 8 bardak süt kullandım. Siz de bu şekilde süt miktarınızı ayarlayabilirsiniz. Sütümüzü koyduktan sonra şeker miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben çok fazla şekerli sevmediğim için 8 bardak sütün içerisine 1 su bardağından birazcık daha fazla şeker kullandım. Ama siz biraz daha şekerli seviyorsanız daha fazla şeker kullanabilirsiniz. Bu aşamada isterseniz sütünüzün içerisine bir paket vanilya ve bir miktar gül suyu kullanabilirsiniz. Ben yine tercih etmediğim için bunları kullanmıyorum. Şimdi tenceremizi ocağın üstüne alarak sütümüz ılık hale gelinceye kadar ısıtıyoruz. Sütüm ısınmaya devam ederken ben güllaç yapraklarını keserek parçalara ayırıyorum. Siz isterseniz elinizle kırarak da parçalayabilirsiniz. Eğer güllacınızı geniş ve yuvarlak bir tepside yapacaksanız bu şekilde parçalama işlemini yapmanıza gerek yok. Ben kare şeklinde bir borcamda yapacağım için bu şekilde parçalıyorum. Şimdi güllaç yapraklarımı dizebilirim. Öncelikle borcamın en altına bir miktar süt döküyorum ve onun üzerine parçaladığım güllaç yapraklarını yerleştirerek güllaç yapraklarının arasına hep süt dökmeye devam ediyorum. Bu şekilde yaparak toplam 4 tane güllaç yaprağını alta yerleştireceğim ve daha sonra cevizlerini dökeceğim üzerine. Güllacınızı illaki bu şekilde borcamın içerisinde veya bir tepside yapmak zorunda değilsiniz. Eğer isterseniz kupa bardakların içerisine küçük parçalar halinde dizerek yine aralarına süt dökerek tek kişilik servisler halinde de ikram edebilirsiniz. Aralara süt dökerek 4 tane güllaç yaprağını borcamın en altına yerleştirmiş olduk. Şimdi ben ortasına ceviz kullanacağım. Siz isterseniz ceviz yerine fındık, yer fıstığı, antep fıstığı veya badem de kullanabilirsiniz. Ben cevizin üzerine bir miktar da Hindistan cevizi dökeceğim. Siz isterseniz Hindistan cevizi kullanmaya da bilirsiniz. Şimdi geriye kalan 4 tane güllaç yaprağımızı da az önce yaptığımız gibi aralara süt dökerek dizmeye devam ediyoruz. Ben bu tarifte az önce de söylediğim gibi 8 tane güllaç yaprağı kullandım ve ona göre süt ve şeker miktarını ayarladım. Siz yapacağınız kişi sayısına göre ve kullanacağınız tepsinin büyüklüğüne göre bu tariften yola çıkarak bu miktarları artırıp azaltabilirsiniz. Bütün güllaçlarımızı dizdikten sonra arta kalan sütü en üste boşaltıyoruz ve güllacımızı yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Güllacımız dinlenirken sütünü çekmiş olacak ve böylece güllacımız hazır hale gelecek. Güllacımızı dinlendirdik ve sütünü çekmiş oldu. Şimdi bıçağımızı ıslatarak güllacımızı istediğimiz büyüklükte dilimliyoruz. Dilimlerin üzerine elinizdeki malzemelerle istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben Hindistan cevizi ve kiraz kullandım ama siz isterseniz nar taneleri, çilek parçaları veya daha farklı meyvelerle de süsleyebilirsiniz veya elinizde bulunan reçel ya da marmelatlardan birer miktar dilimlerin üstüne koyarak yine süsleyebilirsiniz. Bu sizin zevkinize ve elinizdeki malzemelere göre değişir. Güllacımızı süsleme işlemini bitirdikten sonra buzdolabına kaldırıyoruz ve soğuk olarak servis yapıyoruz. Umarım bu tarif hoşunuza gitmiştir. Hepinize afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.